Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dün bir arkadaşımız YouTube'un videonun altına yorum yapmış. Hocam bir kere de selam verdi. Peki hay hay. Zaten günlük hayatta selam veriyoruz. Değerli arkadaşlar, bu video öyle derin bir analizden çok genel bir değerlendirme. Özellikle videoyu, şahsımın videosunu izlemeden uyumayan arkadaşlar için bir sohbet havasında düşünüyorum. Göç üzerine konuşacağım arkadaşlar bugün. Yakın tarihimizde bizim gelecekte en önemli göç. Ne göçü? Beyin göçü. Ne göçü? Bildiğiniz insan göçü. Ne göçü? Hayvan göçü. Ne göçü? Paranın göçü. Yani bir göç kavramı o kadar geniş bir perspektifte ele almamız gerekiyor ki. Çünkü özellikle bu yüzyıl göç yüzyılı. Bunu 2012'de bir makale yazmıştım. Göç yüzyılı diye. Sadece parasızların değil, paralıların da göç yüzyılı. Para da göçüyor. İnsan artık önümüzdeki dönemde normal bu dünyanın bir de metaverse dediğimiz sanal alem oluşturuluyor şimdi. Zaten virüsle beraber dijital dünyaya iyice girdik. Dolayısıyla göç kavramını iyi incelememiz lazım. Yakın geleceğimizi belirleyecek şey. Tarihe baktığımızda göç dediğimizde genelde insan göçü akla gelmiştir. İşte milattan sonra 600'de başlayan Türklerin göçü tarihte en önemli göçlerden biridir. Yani Orta Asya'dan gelip Avrupa'ya kadar 17. yüzyıla kadar devam etmiştir. Ama göçün altındaki ana neden arkadaşlar iklim. Birinci kavimler göçünün temeline baktığımızda Asya'da bir buzul çağı var mini. Ve tarihin belli dönemlerinde göçün ana kaynağı iklim, ekonomik nedenler, İç siyasal kargaşalar, bir ülke içinden kaçanlar, kuraklık filan. Ama şu an için göç önümüzde 2022'de en önemli konu olacak. Göç. Neden en önemli konu olacak? Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği var. Takip ediyorum çalışmalar, neler yapıyorlar diye. Öncelikle oradaki olan çalışmalardan bahsedeceğim. Ama şimdi arkadaşlar, Türkmenistan'da bir toplantı vardı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısı. Bu bizim için oldukça önemliydi. Aslında 1985'te kuruldu. Geçmişi de var ama Pakistan, Türkiye, İran. İran devrimi araya girince kesildi. Ama şimdi 15'in toplantı yapıldı. Toplantısı yapıldı. Türkmenistan'da bu kez daha anlamlı. Neden anlamlı? Dünyada ekonomik olaraktan Amerika Birleşik Devletleri, daha önce de Sovyetler Birliği varken bölgesel operasyonları, ülkelerin ikili işbirliğine daima müdahillik vardı. Ama şimdi Amerika kendi derdinde, Sovyetler Birliği yok, Rusya'da bölgesel işbirliklerini kimin engellemeye çalışıyor, kiminin içine girmeye çalışıyor. Ve Türkiye'ye geçmişte edilgen bir ülkeydi ama şimdi etken bir projesi var. İşte göç Türkiye için önümüzdeki dönemde diğer tüm ülkelerden daha önemli ve anlamlı hale gelecek. Neden olduğunu anlatacağım size. Şimdi Türkiye bölgesel işbirlikleri için proje geliştiriyor. İşte 3+3 grubu dediği Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın Türkiye, İran, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan ekonomik işbirliği teşkilatını Türkiye, Pakistan, İran kurdu ve bugün orada İran'ın açıklamaları var. Türkiye ile her anlamda çalışacağız diye İran'la Türkmenistan problemini çözdü. İran'ın Azerbaycan problemini çözdü. Bunun arkasında Türk haklı var arkadaşlar. Özbekistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdi Muhammedov dedi ki biz Türkmenistan'dan Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye'ye bir boru hattı. Afganistan, Pakistan, Hindistan'a bir boru hattı. Aynı zamanda İran üstünden Umman'a bir boru hattı gibi. Bakın bölge ticari yollarla dönüşü yeniden dizayn ediliyor. Bu Türkiye için hem para hem de göç demektir. Şimdilik bizdeki göç özellikle üniversitede iyi eğitim almış teknolojik alanda yani pozitif bilimlerde okuyanlar mevcut ekonomik şartlardan çok da memnun değil. Yani eskiler derdi ki ekmek aslanın ağzında, hakikaten öyle günlerden geçiyoruz. Ve bir yurt dışında arayışta, biraz da pandemiyle beraber insanlar artık evden çalışmak istiyor. Çalışma şekli değişti. Yazılım sektöründe özellikle dün bir
büyük bir yazılım şirketinin yönetim kurulu başkanıyla yemek yedim. Evden çalışmak istiyor, personel diyor ağırlıklı. Dedim Covid nedeniyle başlayan süreç Avrupa'da başladı ama bizde de devam ediyor mu sence dedim. Yok dedi, evden çalışırsa iki şirketli, üç şirketli birden çalışıyorlar, daha fazla maaş alıyorlar dedi. Herkesin farklı bir nedeni var. Şimdi Türkiye şu an o kadar yoğun gidiyor ki dış politikada Türk ordusu, silahlı kuvvetlerimiz, savunma sanayimiz o kadar dışarıya yönelik bir agresif derken yani hızlı hareket ediyor. Bunlar bir yere evrilecek arkadaşlar Türkiye'ye. Önümüzdeki çok yakın bir zamanda Türkiye'den gitmiş beyin göçü de tersine bir göç olarak geri geleceğini düşünüyorum. Şu an kimseye niye gidiyorsun kardeşim deme şansımız da yok. Gitmemesi için çocuğa bir şey göstermek gerekiyor. Ama Türkiye'nin bu anlamda yeni bir strateji çizmesi gerekiyor içeriye yönelik. Şimdi göç niye önemli? Bakın Türkiye'de şu an bir ekonomik dolarizasyon diye bir problem var değil mi? Kur problemi var. Financial Times bir makale yazdı. Yatırımlarınızı korumak için Erdoğan'ın hükmetmediği bir para birimine yönelin şeklinde. Yani dolara, euroya, kripto paraya falan kaçın diyor. Uzun bir analiz yapmış. Türkiye'nin problemi Erdoğan diyor. Yani ekonominin temel problemi kendince öyle söylüyor. Arkadaşlar Türkiye büyük bir doğum sancısı yaşıyor. Ben öyle görüyorum bunu. Yani şu an için daha önce size bahsettiğim Türk Devletler Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Balkanlar'da ve Rusya'nın şu an için bizim bölgemizde en önemli ülke Rusya, Asya'da bize yakın olarak da birçok ülke Türkiye'yi şaşkınlıkla karşılıyor ve öngöremiyorlar Türkiye'nin ne yapacağına dair. Yani hangi alana yöneldiğini ve ne yapmaya çalıştığını göremediklerini düşünüyorum ben. Yurt dışındaki makalelere baktığımda. Şimdi bizim Asya'da artık oturan Orta Asya'da bir yapımız var. Giderek daha da orta oturacak. Körfez'e yöneldik. Şimdi göçe bağlayacağım bunları biraz sonra. Balkanlarda problemler var. Ruslar ve Sırplar yine Balkanları biraz karıştırıyor. Özellikle Bosna'da çok ciddi problemler var. Oradaki Sırp lider Dodik özellikle Bosna soykırımını inkar edenlerin, Bosna Hersek'te yapılan soykırımı inkar edenlere yasak olduğu bir kanun gündeme gelince bunlar reddettiler. Avrupa ha öde beri filan diyor NATO ama yine sanki Balkanlarda bir karışma gündeme gelebilir. Türkiye'nin bu anlamda çok dikkatlice takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ediyordu da zaten. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgelerde etkin. Avrupa Birliği de etkin. Avrupa'dan çok Amerika. Ben Çin'le uğraşırken dünyanın diğer tarafı da birbirine girsin diyebilecek zihniyette bir ülke. Yani bunu siyasileri demez de arkadaki derin devlet geçmişte yaptıklarına bakarsak der. Şimdi göç. Geldik değil mi? Bakın Türkiye'de birkaç ay önce sosyal medyada sürekli göç konuşuluyordu. Afgan göçü. Ne oldu birdenbire? Durdu. Yani şu an öyle bir gündem yok. Bir problem varsa da arkadaşlar önemli olan gündeme getirilip kaşınması, halka yayılması. Yani Afgan göçünün rakamlarına baktığımızda 2019'da 200 bin, 2021'de 25 bindi. Ondan önce işte 100 bin 2020'de. Şimdi böylesine göç var en az 2021'de en çok 2021'de kaşındı. Gündeme geldi değil mi? Ve halk panik halinde ne oluyor bu Afganlar? Zeytinburnu'na sahillere çıkmıştı. Peki ne oldu şimdi bunlar? Dolayısıyla bir problem ayrı, problemi kaşıyarak gündemde algı oluşturmak daha ayrı bir şey. Şimdi önümüzdeki Batı ne yapıyor? Irak niye karıştı? Suriye niye karıştı? Libya niye karıştı? Yemen niye karıştı? Afrika'da birçok ülke niye karışıyor? Batı ülkeleri gidip en acımasız şekilde etnik, mezhep, gruplar, farklı gruplar üzerinden karıştırıyor, sabot ediyor. Daha sonra çekiliyor. Şimdi sınırlarını korumakta zorlanıyorlar. Yani sınırlarını kapataraktan kurtulacağını zannediyorlar. Tarihten hiç ders almamışlar. Bu işler öyle değil. Siz arı kovanına çomağı sokarsanız kapınızı, pencerenizi kapatmanız bir şey ifade etmez. Dışarıya çıkamazsınız. Şimdi Avrupa'ya göç nereden, hangi ülkelerden? Belli zaten hangi ülke? Irak'tan, Libya'dan, Suriye'den ağırlıklı
Afrika'daki kendilerinin karıştırdığı ülkelerden değil mi? En son Belarus'taki olayı görün. Yani her ne kadar Rusya Avrupa'nın kapışması gibi bakılsa da, Belarus'ta Polonya problemi gibi bakılsa da aslında Avrupa'nın buralarda yapmış olduğu öyle uzaktan özellikle Fransa'nın gelip buralarda Irak'ta Kuzey Suriye'nin kuzeyinde karıştırmalarının sonucudur, faturasıdır bu. Tüm dünyanın önünde şu an Avrupa Birliği değerleri falan maskeler yere indi. İşte Yunanistan'ı görüyorsun, botları batırıyorlar. Yine merhametli millet Türk milletidir, geldi tuttu. Ancak bunun bize bir faturası var, biraz sonra değineceğim. Süreç iyi yönetilemezse bunlar tersine dönecek işlerdir aynı zamanda. Arkadaşlar, Belarus-Polonya krizindeki şeyde göçmenler geldi, sınıra yığıldı. Almanya alsın, söz vermişti şeklinde. Rusya Avrupa Birliği'ni oradan sıkıştırıyor diye baktı Avrupa Birliği ama hikaye öyle değil. İşte Suriye'den de gitti, yarın Libya'dan da gitti, Afrika'dan da gidiyor. Yani sadece Belarus problemi değil bu ki. Siz gidiyorsunuz, bir ülkeyi altın üstüne getiriyorsunuz, birbirine düşürüyorsunuz ve orada yaşam kalmıyor, huzur kalmıyor, iç savaş var, insanlar kaçıyor. Nereye kaçar insanlar? Irak'tan kaçan insan Libya'ya kaçar mı? Afganistan'a kaçar mı? Afganistan'dan kaçan Suriye'ye kaçar mı? Nereye kaçacak? Doğal olarak daha iyi şartlar için sosyal devlet güçlü olan Avrupa'ya kaçacak. Dolayısıyla bundan sonra Avrupa ve Amerikalılar özellikle bak Amerika'da da başladı. Güney Amerika'dan çok ciddi bir göç dalgası var sınırda. Honduras'tan çıkıyor ya da Meksika'nın güney burcundan çıkıyor. Sınıra doğru yayılıyor. Bunlar artacak arkadaşlar. Göçün organize eden, kışkırtan başka bir el dolacağı, el de olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Macaristan Cumhurbaşkanı Orban, Soros'un Avrupa'ya göçü organize ettiğini, işte bizim değerlerimizi, Avrupa'nın değerlerini bozmaya çalıştığından filan bahsetmişti geçti. Bunları gördük. Şimdi Bill Gates Türkiye'ye gelmişti. Hatırlarsanız 2019'da Nisan'dı. Niye geldi? Dışişleri Bakanlığı'yla görüştü, Tarım Bakanlığı'yla görüştü. Bu konu gündeme gelmişti. Ama daha çok baktığımızda mültecilere dijital kimlikle ilgili. Dolayısıyla dünyada mülteciler üzerinde sahipsiz oldukları için yani yardıma muhtaç oldukları için çok ciddi dijital deneyler yapıldığını düşünüyorum. Dijital kimlikle mültecilerin kimlik problemini çözümü adı altında ilk deneylerin ya da ilk uygulamaların diyeyim, kötü amaçlı da söylemeyeyim hadi, soru işareti hep koyuyorum, göçmenler üzerinde olduğunu net bir şekilde izliyorum ben. Dolayısıyla arkadaşlar göç deyince insan göçü değil, hayvan göçü, sürü halinde çekirgelerin göçünü de görüyoruz. Her tarafımız 4. sanayi devrimi, nesnelerin internet çerçevesinde her tarafımız elektromanyetik dalgalar. Tüm yaşamı, tüm hayatı giderekten etkileyecek bir döneme doğru gidiyoruz. Bir taraftan ekonomik ve pratik hayatımızı kolaylaştıracak teknolojik fırsatları var ama diğer taraftan doğal hayatı kendi ellerimizle zarar vererek gidiyoruz insanoğlu. Şimdi Türkiye'de bir problem daha var arkadaşlar. Göçle olduğu için mesela gidin İstanbul'da ya da Ankara'da lüks her yerler dolu. Her yer dolu. Tıklım tıklım. Hiç boş yer bulamazsınız lüks yerlerde. Ara sokaklarda kafeler boş ama lüks yerler dolu. Peki nerede bu para? Nereden kazanıyor bu insan parayı? Arkadaşlar çok ciddi bir göç ekonomisi var. Yani Irak'tan, Suriye'den, Libya'dan, Afrika'dan parayı kapan, kaçan önce Türkiye'ye geliyor. Niye Türkiye'ye geliyor? İşte Türkiye'nin deminki bahsettiği dışarıda hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetleri hem diplomatik faaliyetler. Yani işte ekonomik işbirliği teşkilatı gitti Türkmenistan'da başrolde Türkiye var. Başkanlığı verdi Muhammedova devretti ama Libya'da Türkiye var, Katar'da Türkiye var, Afrika'da Türkiye var. Başrolde bir de meydan okuyan lider var dünya beşten büyüktür diye. Tüm bu bizim göç olabilecek ülkelerin Asya'nın da Afrika'nın da biz tam ortasındayız. Ve şu an Türkiye dünya gündeminde yükselen bir değer olarak bakılıyor. İçeriği biz biliyoruz. İçi dışı içi beni yakar, dışı eli yakar diye bir atasözümüz var ya şu an için durumumuz böyle ama dışarıdan gelen çok ciddi bir göç ekonomisi var. O göçü organize eden, ayrıca oradan para transferi yapan ciddi bir kitle var. Ve kaçakçılık acayip derecede artmış. Şimdi soruyorum, İran'dan gelen
İran tarafından geldiği iddia edilen ya da söylenilen, düşünülen diyelim. Çok ciddi bir uyuşturucu trafiği var. Buz diyorlar, kimyasal bir şey. Yani birkaç çeşidi varmış. Ya bunu sokaktaki vatandaş ulaşıyor da, gariban gençler ulaşıyor da, kimsesizler. Polis mi ulaşamıyor buna? Bir yanlışlık yok mu burada? Yani bu ülkenin demokratik yapısı değişiyor şu an. Ciddi anlamda. Suriye'de aldık başımıza. Ciddi bir Suriyeli. Yani biz merhametliyiz, alıyoruz ama bunun nasıl yönetileceği noktasında problemlerimiz var. İşte Afganlar geldi. İstanbul'a baktığımızda da Türkiye'ye, Orta Asya'dan, Türk Cumhuriyetlerinden, onlar hadi kardeşlerimiz diyelim. Ama çevre ülkelerden çok ciddi göç var arkadaşlar. Şu an. Bu göç iyi yönetilemezse 2022'de başımız çok ciddi derde girecek. Bu nedenle göç deyince yönetenlerin şunu anlaması lazım. Anlıyorlar. Belki de biz söyleyelim. Kusura bakmasınlar. Bir, Türkiye'deki insan göçü nasıl yönetilecek? Bu artacak. Çünkü Türkiye'nin yükselen bir değeri olduğu için dışarıda, dünya gündemine sıkça geldiği için direkt Türkiye'ye gelip kurtulmak isteyen ciddi bir kitle var. Yani kimi kalıcı olmak istiyor, kimi transit olarak kullanmak istiyor, kimi geleyim çalışayım geri döneyim diyor bu noktada. Bu birinci şey. İkincisi, paranın göçü var Türkiye'de. Kripto paralar üzerinden çok ciddi transferler oldu yurt dışına. Geç kalındı. Oysa ki ilk baştan olması lazım. Para kaçırma şeyi çok ciddi oldu. Artık kimin parasıysa. İkincisi de şu an çok ciddi bir kripto para hacmi var Türkiye'de. Yani TL direkt olaraktan dolara çevriliyor kripto para işinde. Kripto parayı yasaklayın falan öyle bir önerim yok benim. Sadece bu konuya dikkat edin, çözüm getirin. Bizim TL'miz neydi? TL'ydi. Sonra ne oldu? YTL oldu değil mi? Şimdi sonra ne oldu? Geri TL oldu. Şimdi de DTL olsun. Dijital TL'yi çıkartın. Dijital TL. DTL. Yani bu vatandaşların önüne bir şey koymanız lazım. Devlet olarak, yönetim olaraktan. Çünkü bu yüzyılda Web 3 ile beraber otonom organizasyonlar diyoruz ya, bağımsız, kendi kendini yöneten. Birileri böyle istiyor. Bunun ne anlama geldiğini ve bu süreci yönetecek akıllı insanlar lazım. Yönetilemez değil. İşte bakın, Türk Cumhuriyetleri, Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurduk mu? Kurduk. Burada ciddi bir insan kaynağı potansiyeli var mı? Var. Büyük yatırımlar olacak mı? Olacak. Dijital dünyada ne yapacaksınız? Ortak bir şey, blockchain tabanlı bir şey düşünürseniz, fırsatı biz üretelim bu noktada. Dolayısıyla paranın göçü, eski Pandora belgeleri yayınlanıyor ya, artık para bankalar üstünden transfer olmuyor. Transferlerin büyük çoğunluğu kripto paralar üzerinden oluyor. Gidin kapalı çarşıda dövizcilerle ziyaret ettim, konuştum, ne oluyor dedim. Eskiden dediler, İran'dan ya da işte Türkmenistan'dan, oradan buradan bize çok ciddi hareket vardı. Şimdi kripto borsalarıyla o iş çözüldü. Bizim bu Beyazıt'ta ve kapalı çarşıdaki bu trafiğimiz bitti dediler. Yeni bir dönem başlıyor. Bunu iyi anlamamız lazım arkadaşlar. Göç. Bir de şimdi gençlerimiz var. Zihinsel vatansızlık diyorum. Zihinsel vatansızlık ikidir arkadaşlar. Birincisi, batı formatı yemiştir. Anasını babasını beğenmeyen tipler olur ya filmlerde. Anasından babasından utanan. Batı formatı yemiştir. Kendi milletinden utanan, kendi milletinin tarihini bilmeyen, 7000 yıllık geçmişe gittiğimizde Türk tarihi var. Tarih Türklerle şekillenmiştir. Türk merhameti vardır. Türk aklı vardır. İnancı vardır. Bunları bilmeyen, batıdan formatı yemiş böyle tipler var ortada dolaşan. Değişik değişik batı uzantılı, ezoterik ya da işte normal dernekler onlara bunlara üye. Bunların sürekli ortalığı kudurtuyorlar. Bir de hakikaten üniversitede eğitimi almış ama geçim derdi olan şu an ciddi ciddi bir kitle var. Bu ki, ya Avrupalılar gelmiş, bir kişiyi getir bize, biz sana bir maaş vereceğiz diyor şu an. Beyin gücü transferi var. Bu beyin gücü transferini engelleyemiyorsanız yönetin. Yani oraya giden çocuk kaybolmasın. En azından bunu devlet kendisi kontrollü beyin göçünü kendisi yapabilir, geri de çevirebilir. Daha sonra. Çünkü buradan yurt dışına giden her çocuk, her genç gidenlerin yani zihinsel vatansızlık kavramıyla gitmiyor. Zihnen üzülerek gidiyor. İşte o giden kişinin dünyanın değişik yerlerindeki deneyimleri
önümüzdeki dönem bize çok lazım olacak. Onun için hükümet ya da işte Ankara'da hangi kurumsa bu beyin göçünü yönetmesi lazım. Beyin göçü tersine de olabilir, bizden de olabilir. İkisini de yönetmesi lazım. Onu Hollandalı, yok Almanyalı şirketlerin inisiyatifine bırakmamak gerekiyor. Arkadaşlar biz dünyanın şu son 20-30 yıla, hadi 50 yıla baktığınızda ufak tefek savaşlar var. Birinci Dünya Savaşı yok, İkinci Dünya Savaşı yok. Tarihteki büyük problemler yok. Çevremizde çok büyük problem var. Her ateş düştüğü yeri yakar misali Suriye'de bir büyük bir insani dram oldu. Irak'ta oldu, Libya'da oldu, Yemen'de oluyor ve hala devam ediyor bunlar. Ciddi dramlar var ama tarihe baktığımızda mesela Avrupa'da 1820'lerden 1900'lerin başına kadar 55 milyon kişi göç ediyor. Ya o dönemde Avrupa'nın nüfusu ne? Büyük çoğunluk Amerika Birleşik Devletleri'ne göç ediyor. Bizim Anadolu zaten Osmanlı-Rus harbinden sonra bakıyorsun Balkanlardan, Kafkasya'dan çok ciddi var. Deutsche Welle Alman gazetesi Çerkes kardeşlerimizle ilgili bir algı operasyonu yaptı. Eziliyorlar falan diye. Çerkes kardeşlerimizin yuvası Anadolu'dur. 1864 Rus Çerkes soykırımını asla unutmuyorlar. Bu toprakların artık asli yerli unsurlarıdır. Çerkezleri PKK'nın gibi kandırabileceklerini Almanlar sakın düşünmesinler. Çerkezlerin öyle bir şeyi de yok. Çerkes kardeşlerimizin. Yani bu toprakların asli unsurlarıdır artık. Biz şöyle çevrenize bakın. Balkanlardan gelmiş, Trakya'dan gelmiş. Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'dan gelmiş, Kafkasya'dan gelmiş. Rengarenk bir milletiz. Ama dedelerimiz gitmiş oralara. Oradan geri gelmişiz. Türkiye çok ciddi, Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra değişimler var, göç almış bir ülkeyiz biz. Bunu körü körüne karşı çıkmak ya da körü körüne yandaş olmaktan çok yönetmemiz gerekiyor. Bu yapıyı bozmamamız gerekiyor. Şimdi birkaç gün önce Tanju Çolak, genelde isim vermem de vereyim, sosyal medyada gördüm, televizyonda soruyor. Biz de ülke olarak diyor, kendi içimizde birlik beraberlik olsun, yabancıları kabul etmeyelim diyor. Spiker soruyor, torunumuz olacak. Evet diyor, Amerika'ya gideceğiz, torunumuz olacak diyor. Şimdi bu, güldüm tabii, güzel bir espriydi. Arkadaşlar, dünyanın bir gerçeği var. Bu gerçek, şu an biz bunu fiilen yaşıyoruz. Londra, Paris, geçmişte bunları yaşadı. Almanların %9'u falan zaten göçmen. Belki de daha fazlası. Fransızların öyle, İngilizlerin öyle. Niye? Bizden önce dünya sahnesinde özellikle Londra, Paris önemli başkentler. Hala da öyle. Ama bizden önce zaten çok daha önemliydi. Ama şimdi önemli bir başkent olarak da Ankara'dan çok İstanbul gündemde. Herkesin yüzü İstanbul'da. Dolayısıyla Türkiye'nin bu aktiviteleri, dışarıya yönelik operasyonları, projeleri, çabaları tüm okları üzerimize çekecek. Göç yüzyılı iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bunun için de acilen göçü nasıl yöneteceğimize dair oturup bir proje hazırlamak gerekiyor. Teorik olarak da kurumlar olabilir ama pratikte işte İran sınırından geçip tak diye İstanbul'daki sahilde yerini almamalı. Bariyerler olmalı. Eğer illaki geri göndermeyeceksen onları bandıracağınız yer İstanbul'un göbeği değil. Onlar için Avrupa ne yapmışsa onlar için de öyle bir şey yapmak gerekiyor. Çünkü sosyal olarak da sıkıntılı bir durum bu. Sosyal olaylara önümüzdeki dönem seçime doğru gidiyoruz. En çok kaşıyacakları durum bu. Burada da haksız değil. Yani kimse ben bu noktada eleştirmiyorum. Yani çünkü çok ciddi bir kültür farkı var. Bu adaptasyon süresi uzun sürecek. Suriye'den travmalarla gelmiş insanlar. Allah yardım etsin. Yani önümüzdeki dönemde Türkiye'nin nüfus artışına bakarsan Güneydoğu'nun nüfusu, Suriye'nin nüfusu. Ya biz diyoruz ya Rus nüfusu kalmayacak diye. Böyle giderse Türk nüfusu mu kalacak sanki? Uzun vadeye baktığımızda. Bu nedenle göçü, paranın göçü 1. Beyin göçü 2. İnsan göçü 3. Hayvan göçü. Onlarla da karşılaşacağız 2022'de. Göç üzerine çok yönlü düşünmemiz gerekiyor. Bir de DTL kavramı üzerine düşünmemiz lazım. Bu kavramı da ilk ben atmış olayım. Dijital TL, DTL. Bu kavramı bir de
Türk Devletler Teşkilatı da bunun dijital karşılığı ne olmalı? Dijital Türk Devletleri ne olmalı? Bunun üzerine düşünüp bununla ilgili projeleri acilen geliştirilmesi gerekiyor. Göç konusunda sosyal medyada daha fazla aktif olması lazım. Güvenlik kuvvetlerini veyahut da böyle bir psikolojik harekat yönetebilecek. Çünkü biz sosyal medyadaki savaş adeta bir zihin savaşı, psikolojik savaşı, algı savaşı. Seçime doğru yaklaştıkça bu daha da artacak. Hükümetin ya da devletin hangi kurumu bu noktadaysa bir sosyal medya psikolojik harekat ekibinin kurması lazım. Acilen. Bu bizim sağlığımız için önemli. Türkiye'deki baktığımızda taraflar ciddi anlamda ayrıştı. Ve birçok şeyde herkes kendine lehine aldığı bir şeyle karşı tarafa vurmaya gidiyor. Bunun da biraz liderler tarafından indirilmesi lazım aşağı doğru. Biz hepimiz aynıyız sonuçta yani. Bu nedenle arkadaşlar göç kavramı üzerine düşünün. Mülteciler üzerinde çok ciddi denemeler de var. Yapılan çalışmalar var. Net görüyorum bunu dijital kimlik çalışmalarından tutun da. Birçok proje dijital dünyayla ilgili sahipsiz olduğu için mülteciler üzerine denendiğini düşünüyorum. Şimdi geldik iklime. Sürekli anlatıyoruz. İklim. Glasgow'daki toplantıdan sonra dünyanın bir numaralı gündemi iklim. İki numaralı gündemi şu an omikron yeni varyant. Dolayısıyla ne devam ediyor? Korona devam ediyor. İklim. İklim kaynaklı önümüzdeki süreçte. İran'ı inceleyin. İsfahan'da bugün şu an problemler var su kaynaklı. Çevremizde çok hızlı artacak bu. Bir kere daha göçle karşılaşacağız. Onun için göç. Bunun üstünde akil bir ekip kurup, yani bu başka bir olay. Uluslararası tarihi, geçmişi bilecek bir ekip lazım. Yani sıradan bir yöneticiyi alıp oraya koymayın. Yapabileceği hiçbir şey yok. Ancak bu süreci iyi yönetilmediğinde başımıza çok ciddi sıkıntılar gelecek. Paranın göçü, beyin göçü, insan göçü. Eğer dışarıda Türk Devleti bu kadar büyük operasyon, bu kadar büyük proje yaparsa göçe de hazır olmamız lazım. Onu yaparken eğer buna hazırlıksız olursak içeride sosyal kaos çıkar. Arkadaşlar seçim sürecine girdik. Devletsizliğin ne olduğunu Suriye'de, İlibya'da gördük değil mi? Akdeniz'de boğulmaları gördük. Aylan bebeğin dramını gördük. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Biz Türkler farklıyız. Anadolu insanı farklıdır. Birçok ülke gider birçok yere sığınır. Hristiyan oldum der, efendim şunu oldum biz diyemeyiz. Biz harbi mert adamız. Bu nedenle önümüzdeki süreçte liderler bize uymuyorsa biz liderlere uymayalım. En yakınınızdakilerle diyalog kurmaya bakın. Kesinlikle restleşmeyin. Kapışmayın. İstediğiniz partiye gidin oy verin. İstediğiniz lideri sevin. Ama inanın dünyanın temel problemlerine baktığımızda bunlar küçük işler arkadaşlar. Onun için önümüzde büyük fırsatlar var. Şunu hemen altını çizeyim. Bugün hakikaten şartlarımız zor. Ama önümüzdeki dönemde yurt dışına giden, zorunlu giden, geçim nedeniyle giden arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birkaç yıl sonra geri döneceklerdir. Çünkü fırsat burada, potansiyel burada bu yüzyılda. Bu fırsat ortaya konuyor. Bunu da hep beraber göreceğiz. Türkiye büyüyecek. Derdimiz ne? Türklerle beraber büyüsün. Yani bu coğrafya büyüyecek. Yeni yatırım alanı buralar. Burada da bize bağlı. İyi yönetirsek problem yok. Kötü yönetirsek biz garson oluruz. Gelir yabancılar tepemize oturur. Biz de garsondan cumhuriyeti oluruz. Çoğumuz sağa sola kaça gideriz. O nedenle özellikle gençler aşağıdan gelen devleti siz yöneteceksiniz. Bu benim videolarda bahsettiğim konular da çok önemli konular var. Onların üzerine dikkatlice düşünün. Şimdi eğer ben yönetici olsam önce bürokrasiyi yeniden reorganizasyon yaparım. Açıktan şunu derim. Bu devletten çalanı ayaklarından asarım derim. O kadar sert bir şey yaparım. Devletten çalmak yetim malıdır. Taksim meydanında sizi halka tokatlattırırım derim. Devlet başkanı gelip bunu demediği müddetçe eğer birine casusluk yapıyorsanız oraya buraya Amerika'ya İsrail'e eğer başkasının fikirlerini siz girip bu topraklarda bizim Anadolu insanında, Türk insanında, Müslüman Türklerde
Tüm bu bizim üzerimizde siz bu coğrafyayı başkasına satıyorsanız ben sizi boy boy ifşa ederim. Yüzümüze tükürtürüm. Ya böyle biri çıkacak arkadaş. Zor bir şey değil bu. Para dedin ne ki ya? Yığdın parayı. Nereye götüreceksin? Siyasilere diyorum. Yani mevcut hükümet falan diye hepsine diyorum. Habire para peşinde komik komik adamlar. Gençler böyle hiçbir yere gidemeyiz. Fırsatlar bir kere daha kaçar. Bakın Sovyetler Birliği dağıldığında Türk Cumhuriyetleri ayrıldı ya. O dönemde biz kendi içimizde problemliydik. Dönemedik bir fırsat kaçtı. Türk Devletler Teşkilatı, Türk Devletler Birliği o dönemde kurulabilirdi. Buna ideolojik yaklaşmıyorum ben. Çok ciddi bir ortak pazar ekonomik olarak da. Yani bunun Türk dünyasının birleşmesi, Turancılık falan bahsettiğim şey daha başka benim. Dolayısıyla önümüzde fırsatlar var. Bu fırsatı değerlendirecek bizim yöneticilere ihtiyacımız var. Masayı, yumruğu masaya vuracak arkadaş. Yetimin malını çalanın ayaklarından asarım diyecek. İfşa ederim diyecek. Ayaklarından asarım tabii ki işin espri yanı. Titriyecek adam para çalarken. Ama şimdi tepeden ya da belli yerden çal ama benim payımı unutma derse bu işler olmaz. Peki böyle gidecek mi? Asla gitmeyecek. Benim gördüğüm kadarıyla tersine bir süreç başlayacak. Önümüzdeki dönemde öyle bekliyorum. Evet değerli arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Genel oldu. Yani kusura bakmayın, özel bir konunun analizi değil ama en azından gücün ne anlama geldiğini anlatmış olduk. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.